Çok değerli genel başkanım, Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, milletvekili arkadaşlarım, genel başkan yardımcısı arkadaşlarım, il başkanlarım, saymayı unuttuğum olursa özür dilerim. Çok değerli Türk dünyasının kıymetli başkonsolosları, hanımefendiler, beyefendiler, karşınızda olmaktan büyük bir mutluluk, heyecan duyuyorum ve sizleri her kapıdan içeri girerken elim ayağım uyuştu, titredi. Çünkü Ardan Dican hocam hatırlayacaktır. Rahmetli Turan Yazgan hocamızla Türk dünyasına ilk seyahati birlikte yapmıştık. Düşünün, bütün hayatınız oraları okumaya gayret ederek, oradaki hikayeleri, oradaki olayları, oradaki tarihi kendi tarihiniz olarak bilip, okuyarak, heyecanlanarak geçmiş ve siz sanıyorum 92 yılıydı. Buradan bir uçağa binmişsiniz, Turan Hoca yolbaşçımız ve ilk Azerbaycan'a inmişsiniz. Nasıl bir heyecan anlatmam mümkün değil. Bunu hem bizi izleyenler için anlatıyorum, hem başkonsoloslarımız için anlatıyorum. Buradan oraya bakışı anlatıyorum. El ayak titreye titreye, bulduğumuz her kişiyle sarılışarak, birbirimize sarılarak otellerimize gittik. Sonra diğer Azerbaycan'dan diğer cumhuriyetlere tek tek o gezimizde seyahat ettik. Çok güzel insanlarla tanıştık. Çok güzel devlet adamlarıyla tanıştık. Ve o hayal ettiğimiz tarihi, bildiğimiz ama görmediğimiz yerleri, insanları, geçmişimizi birebir gözlerimizle gördük. Bu fırsatı tanıyan, o bize sağlayan, ben o zaman Kocaeli Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi'nde İmdat Tarihi Hocası'yım. Ve Turan Hocama en derin buradan saygılarımı, şükranlarımı ve rahmet dileklerini paylaşmak istiyorum sizinle. O olmasaydı o günlerde o başlangıcı, o heyecanı yaşayamazdık. Türkiye'nin her yerinden bir uçak dolusu insan. Bu seyahatlerimiz devam etti ve bu arada Türk Cumhuriyetleri gelişmeye, ilerlemeye devam ettiler. Sonra bir proje yapıldı. Türk dünyasında öğrencilerin, Türk dünyasından öğrencilerin Türkiye'ye gelişi. Allah'a şükür bir parçası olarak en başında yer almış bir hocayım. Daha sonraki dönemlerde bir devlet anlayışı içerisinde devam etti. Bugün o kadar sıkı takip etmeme rağmen kaç öğrenci gitti geldi, o sayıyı bugün buradan söylemem mümkün değil. Ama pek çok öğrenci Türkiye'ye geldi. Sonra zamanla Türkiye'den çok güzel üniversiteler Türk dünyasında, Türk Cumhuriyetlerinde olduğu için pek çok Türkiye'de doğmuş büyümüş öğrenci de bu ülkelerde gittiler, okudular ve bu Türk yurtlarına geri döndüler ve burada hizmet ediyorlar. Şimdi ben İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığından politikaya başlamış bir insanım. Atatürk, onu anlatmak, onu anlamak, onun gözünden Türklere, onun gözünden Türk dünyasına bakmak gibi bir misyonun sahibi saydım hep kendimi. Mesela ilginçtir, Cumhuriyet'in azınlık çoğunluk tanımı aslında dini tercihler üzerindendir.
ama laiklik kavramıyla yarın Türk dünyasıyla entegrasyonun önüne geçebilecek, aidiyetleri uzlaştıracak bir tercihi de aynı zamanda çok stratejik olarak demokrasinin mihenk taşı yapmıştır. Yani ne demek istiyorum? Atatürk Osmanlı'nın yıkılışını yaşamış bir kişi. Atatürk Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yıkılışını yaşamış bir kişi ve dostumuz diye tariflediği Sovyet Rusya'nın da önce Rus İmparatorluğu'nun yıkılışını görmüş, daha sonra da Sovyet Rusya'nın da bu kadar çok farklı alanın bir arada tutulamayacağını ta o günlerden görmüş ve Rusya'nın, yani Sovyet Rusya'nın yıkılması halinde orada ortaya çıkacak olan, bugün Türk Cumhuriyetleri diyoruz, o gün Türk topluluklarının bu Türkiye Cumhuriyeti ile entegrasyonunun, ortaklaşmasının, ortak değer üretmesinin yollarını aramıştır. Ve her birimize sözleriyle bu yolculuğun bir gün başlayabileceğini, bir gün bu konuyla karşı karşıya kalabileceğimizi ve ta o günlerden kendimizi hazırlamamız gerektiğini söylemiştir. Bu da işte dünya lideri olmanın, vizyoner olmanın ve kardeşlerine, ülkesine, tarihine hem bağlı olmanın hem de o tarihi en iyi şekilde bilmenin getirdiği bir sonuçtur. Onu da huzurlarınızda çok derin bir saygıyla, şükranla ve rahmetle anıyorum. Evet, bugün il başkanlığımızın, sayın il başkanımızın şahsında il başkanlığımızın önerisini Büyükşehir Belediye Başkanımız hayata geçirmiş ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da, Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla bu anma, sanat üzerinden anma faaliyetini açıyoruz. Ondan sonra da devamı gelecek. Sordum ben Burak Avuncu'ya kimleri anacaksınız diye, içinde tanıdığım insanlar var mı diye. Cengiz Aytmatov'u anacağız dedi. Çok memnun oldum. Kendisiyle tanışma şerefine nail olmuştum. Başkalarını saydı, onlardan da çok memnun oldum. Bir kısmını da hoca olarak çalışmış ve öğrencilerime anlatmıştım. Ne mutlu bize, 6 Türk Cumhuriyeti'nin ortaklaştığı, ortak değerlerimizin öğrenildiği, sanat yoluyla öğrenildiği, sanat yoluyla birbirimizin ne hissettiğimizi, neyi öncelediğimizi anlayabileceğimiz bir program yapıyorsunuz, bir anma programı yapıyorsunuz. Ben 5 Türk Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti ile beraber sonsuza kadar yaşayacağımız bir dünya diliyorum. İnşallah bu 6 cumhuriyetin yarının dünyasında hoyratça kullanılan ve sonunun gelebileceğinden endişe edilen bu dünyanın o bizim medeniyetimizle kurtulabileceğini anlatabileceğimiz. Çünkü bizim medeniyetimiz ta Kırgızistan'dan, Tanrı Dağları'ndan Gavur Dağları'na kadar, Kaz Dağları'na kadar gezin, dolaşın, her bir Türkmen obasından girin, konuşun. En büyük özelliğimiz yeteri kadar tüketmektir, fazlası değil. Dolayısıyla bu gezegenin iklim kriziyle ilk çarpışan ve iklim konusunu bugün dünyanın gerçekten endişeyle tartıştığı
Ve ama insan hoyratlığı, batı hoyratlığı nedeniyle bu hale gelmiş, bu gezegenin, bu dünyanın da çıkış noktası olabilecek bizim medeniyetimizin sanat yoluyla inşallah herkese duyurulmasını diliyorum. Ve ebed müddet yaşamayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.